Herkese yeniden merhabalar. Doğru şey mi bastım diye bakıyorum şu anda. Kayda bastım değil mi? Evet, kayda bastım. Occupy Mars. Bakalım neymiş? Seriye döner mi emin değilim. Çünkü bu oyun çok yeni. Bana bunun kodu geldi. İstemiştim zaten. Kodunu attılar. İlk girdiğimde ki bundan nasıl diyeyim bir ay önce. Bir ay falan olmuştur. Çok fazla aşırı bug vardı. Şimdi bir daha bir gireyim dedim. Bir de videosunu çekeyim dedim. Daha önce videosunu çekmiştim bunun ama o kadar çok bug vardı ki. Yani izleseniz bu oyun kötü deyip bırakırdınız öyle diyeyim. O yüzden şimdi baktım arada bir güncellemeler gelmiş. Bazı bug fixler olmuş, düzeltmişler bazı hataları. Göreceğiz ne kadarını düzelttiler, ne oldu, ne bitti. Oyuna başta. Sefer, serbest oyun. Yani biz bir seferden başlayalım bakalım. Evet, yeni bir oyuna başlamak istiyorum. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Unity ile yapmışlar. Umarım patlamaz. Çünkü Unity ile yapılan oyunlar böyle yup diye kayboluyor. Zıp ediyor böyle. Oynarken bir anda kapanıyor. Yani Unity ile yapılan indie oyunlardan bahsediyorum ki ben indie seviyorum biliyorsunuz. Büyük yapımların yani AAA'lerin çok azı ilgimi çekiyor. Yani indie yapımlar daha yenilikçi şeyler katıyor. Daha bana hitap ettiği için doğal olarak onları daha çok oynuyorum ve Unity biraz şey böyle ha buradaydım ha yokum şimdi kafasında biraz oluyor yapılanlar. Bu arada oyun Türkçe bahsetmeyi unuttum. Mars'ta bir hayatta kalma oyunu kendisi. Benim sevdiğim tarzı biliyorsunuz. Bir şeyler kuralım, bir şeyler geliştirelim, hayatta kalmaya çalışalım. Türkçe altyazı var da benden göremiyorsunuz bir kısmını. Neyse çok da önemli değil yani. Oyunu alınca görürsünüz. Aynen. Kapatsam mıydım kendimi acaba ya? Ama boş, çok boş konuşuyor yani şu anda. Geyik yapıyor. Vır 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 vır. Alfa üssü Valles Marines. Valles Marines diye mi okunuyor yoksa? Hava çok sıcak yemin ediyorum ya. Hesapta klimayı açtık ama. Nem alıcı da açtığın zaman bak hava ısındıkça bu etkisiz hale gelecek. Soğutucuyu açmak lazım. Yani çok oyunculu oynanabiliyor herhalde ama gram ilgimi çekmiyor çok oyunculu muhabbetleri biliyorsunuz. Ben tek başıma sola takılmaktan hoşlanıyorum. Gayet yavaş yavaş böyle tadını çıkarta çıkarta, keyfini ala ala. Böyle koştur koştur değil, gayet yavaş yavaş her detayı inceleyerek. Bu benim hoşuma giden şey bu. Oynanış şekli bu. Baya baya şimdi bu üssü biz mi yapıyoruz? Buradaki her şeyi bu bizim yaptığımız bir şey mi? Eğer öyleyse bilmiyorum çok büyük sıkıntılar olmadığı sürece oynarım bunu. Bana bundan bahset. Bana bunu anlat. Başladık. Bilgi. Hadi. A12 uzay giysisiyim. Ha konuşan giysimiz yine. Yine giysimizde bir yapay zekamız var muhtemelen. Türkçe yazdığı için bir şey demiyorum zaten. Ne yapacağım? Oraya mı götüreyim bunu? Neymiş? Sıcaklık, basınç, saat ve gün. Evet, üstte yazıyormuş. Gece sıcaklıkları için uygun değilmiş. Yani gece şeyde kapalı bir yerde duracağız herhalde. Teknolojik gelişme için mevcut nokta. Ha, teknolojik gelişme açıldığı zaman oradan mı anlıyoruz? O mu? Aşağıda pusulamız var. Ha, alet edevat ve pusula aşağıda. Kısa yollar. Solda. Tamam, kaskı çıkarırsan ölürsün.
Ne varmış? İrtifa mı? Yüzeyde değil miyiz? İrtifa ile ne işimiz var? Ha belki sıcaklık diye yaşıyordur. Elbise O2, dış O2. Ha. Bir kendi iç, şey kıyafetimizdeki şey var. Bir de ortamda oksijen var mı yok mu onu anlamak için. Tamam. Tamam, sağlık. Kuvvet ne lan? Stamina mı yok? Dayanıklılık, endurance, evet. Stamina. Kuvvet değil. Kuvvet mi? Stamina'yı biliyor musun? Türkçesi ne stamina? açlık durumu mu? Ha yemek de yiyeceğiz. Ha açlık maçlık da var. Okey. Susuzluk da tabii ki yanında. Devam et. Ha solda acil durumlarda öldün bittin. Mokoko onların uyarısı. Sağda da hava olayları. Tamam. Yani bana verdiğin hat bayağı detaylı. Umarım düzgün çalışıyordur yani. Ha görev de orada yazıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Devam et. Yararlı bilgiler de solda. Uzay kıyafetinin şarj seviyesi. Ama sen bana orada kask resmi gösteriyorsun sadece. Nasıl anlayacağım ben onu? İnşaat yaparken... Ha, okey. Eksikleri sağdan görüyoruz. Ha, bu işarette nereye gideceğimizi görüyoruz. Tamam. Sana eğitim... Etrafı gözetmek için... E ve sol mouse tuşuna bas. Ben oturduğum yerde bu aşağıdaki bacaklarım mı? Ben bu kadar hızlı dönebiliyor muyum? Woo! Tamam. Bunları yapalım. Training. Hem oyunu da nasıl oynayacağımızı öğrenelim. Çünkü şöyle bir ihtimal olduğu için bunu şu anda bütün şeylerine bakacağım, eğitimlerine. Oyunu seversem oynarım çünkü. Biliyorsunuz bu tarz şeyleri seviyorum. VASD. Tamam. Feneri F'le açıyoruz. Tamam. Görsel fena değil. Indie oyunu oynadığımızı unutmayalım. Triple A'li bir oyun değil. Görsel o yüzden okey. Ha CTRL'li değil. C'le. Of çok takıldım yalnız geçerken ha. Acil durumlarda başımızı iç açar bu. Space'de zıplıyoruz. Oha bayağı bir zıplıyor. Wow. İzleme noktası. Tableti. Tableti açtık. Aa tamam bu kadar da şey yapma hadi. Aksiyon göster. Yok geç. Geç. Bunları zaten basınca göreceğim ne olduğunu oyun içinde. Ben basmasam da onu söylüyor mu? Evet. Boşuna basıyormuşum. Bu arada elim çok enteresan gözüküyor. Şuraya bak. Bir patin var gibi. El değil de. Okey. Aha dondu. Aha çöktü. Çökmedi. Tamam. Üçüncü şahısa da geçtik. Gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. Çok da bir şey göstermedin hani. Neymiş bu? Bina, inşaat ve araçları. Tamam. Varmış. Tamam. İnşaat varmış. Okey. İhtiyacım olan oydu. Woohoo! Oo, bu ne ya? Destroy scrap. Ha, çöpleri bununla parçalıyoruz. Malzemeyi dönüştürüyoruz. Güzel. Ne aldığımı mesela şu anda göremiyorum değil mi? Bu şey oldu. Aha, yazıyor. Bir vida paketi.
Yok, vida paketi 3 tane. 3 ya, alüminyum levha. Biraz osuruktan gözüküyor animasyon ama olsun. Okey yani. Woohoo! Yer çekim az olduğu için. Bu ne? Eyle mi alıyorduk? Şaloma'yı kaldırmak için. Şaloma. Ne bu tamir zımbırtısı? Kaynak. Pürümüz mü? Hava kilidinden rampayı seç. Planlar. Hava kilitleri. Rampa. Bakayım. Neyle döndürüyoruz bunu? Mouse topu? Yok. Neyse, şimdilik koyalım da onu öğrenmemiz lazım ama. Tahmin edersin ki. Ha, koyduk bir de yapacağız, tamam. Woohoo! Bu ne? Tüp. Ha, su şişesi. Su varmış. Oğlum tüp. Tüp değil mi lan bu? Şişeye yaklaş ve bas, ardından onu atmak için ha. Sağ tuşa basıp atıyoruz. Ha, atmayı gösterdin bana. Ne alaka peki? Bu eğitimin ortasında onu alıp atmak ne alaka? Bu arada inşaat şeyini göstermek, yani bir kere gösterdi. Tab. Taba iki kere bastım. Üçüncü kere bastım. Oyun kaydı başarılı. Oyun kaydı başarılı. Koltuktan kalkmak için pause menü. Ha, escape'e basıp kaldım. Ha. Tamam. Bütün eğitimleri yapmadan da gidebiliyormuşuz. Sen NPC misin? Konuş. Ne kadar muhteşem bir görüntü. Ağzı oynuyor. Yazısı var ama ses yok. Kaça gideceğim ya? Sıfır katına. Ha, sıfır katına gideceğim. Burası ne böyle? Yukarıdakinin erkek versiyonu mu? Bu arada müzik. Evet, müzik çok sinir bozucu. Aynı şey dönüp duruyor ya. Aa, yukarıdakinin bıyıklı versiyonu. Bunlarla mı varsa geldim ben. Peki ben base kurduğumda da NPC'ler olacak mı? Ha? Manyak mısın? Psikopat mısın oğlum? Niye orada durup bakıyorsun bana ya? Ya müziği kapatacağım vallahi. Çok sessiz olacak diye kapatmak istemiyorum ama. İnanılmaz rahatsız etti müzik beni. Öf, ha. Takım lideri sen misin? You probably want to go down to the base. Evet. Eğitimi tamamladım. All you have to do is go this way. I have sent on your tablet the place where you should report. You should... Wait a minute.
One more thing. HSE manager wants me to remind you that you can use your tablet to gain info about incoming message. Kapalı yerdeyken kaskını çıkar diyor. Yazılım hatası var. O yüzden o oksijeni harcıyor. Kaskımı nasıl çıkartacağım lan? Böyle mi? Çıkarttı mı kaskımı şu anda? Oxygen source external. Saç kaplaması da beni benden aldı. Ben şimdi dışarı mı çıkıyorum? Ha, taba basılı tut diyormuş lan. Evet. Hangisine gideceğim lan? Üste gir. Yalnız buradan dışarı çıkıyoruz bence. Kaskı... Allah Allah, yukarıda da bir şey gösteriyor. Lan görev ne? Üste gir. Diğer görev, tam ona göre. Üste gir diyorsun. Orada bir işaret var, yukarıda bir işaret var. Bu arada ben kaskı takayım. Bu sığır bana kaskı çıkarttırdı ama. Yani... Suit pressurized. Helmet sealed. Bence buradan direkt dışarı çıkacağız yani. Ya iyi ki taktım kaskı ha. Vaa, bu aletleri kullanabilecek miyiz? Bakayım. FPS'im düşmüş mü? Düşmüş gibi sanki. Neyse. Düşük sıcaklık, sığınak bulun. Yoksa? Ha, rokette. Her şey roketteydi. Şimdi base'e giriyorum. Mürettebatla tanış. Tamam. Seha. Vali mi? New electrical engineer, right? Yeni elektrik mühendisiymişiz. Ha, tamam. I'm the governor of this one. You have a long flight behind you. Gerçekten valiymiş herif. Today we will accept new message. Ayakkabı alabiliyor muyum? Kıyafet alabiliyor muyum? Tüp. Aha, tüp alabiliyorum valla. Vallahi tüp alabiliyorum. Alayım. Başka? Bu ne? Başka alabileceğim bir şey var mı burada? Bir tane daha alayım ya. En fazla atarım sonra. İyi, kapı panellerinde... Aa, kapı panellerinde de bir aksiyon var. Dr. Hannah Lam, Alpha Base Crew Medical Supervisor. In accordance with arrival procedures, I need to take a reading and evaluate your data reading from your tablet. The suit sends the metric. I see that for the moment, everything is fine. Except whenever you want to fully and take off your helmet when you're in rooms full of oxygen. Try to preserve oxygen. The technical department was supposed to update the valve control of the suits so that oxygen would be taken automatically without having to remove the helmet. So aynen. Be sure. Take off your helmet. Okay, you can go. Incoming message. Bu da aynı şeyi söyledi. Yatağa git. Bu da aynı şeyi söyledi. Dedi ki bir teknik hatadan dolayı kapı alandayken kaskı çıkart diyor. İçinden boşuna oksijen tüketiyor diye. Normalde onu otomatik yapması lazım yani. Kasktan, kıyafetin oksijenini kullanmaması lazım. Ama teknik bir hata olmuş canım. Diyor. Ama şu kapılardan biri açılacak ve ben havasızlıktan öleceğim. Yani ona da eminim. Elbiseyi şarj etme. Muslukta mı?
Elbiseyi şarj et. Suyu kapatsa mıydım acaba? Bir dakika. Aslında musluğu aç gibi bir şey olması lazım ama bunun Türkçe'ye çevrilimi muhtemelen bir translate çevirisi. Ne kadar uyuyayım? Bana bastırmadı zaten, kendi yaptı. Oh, en yavaşından animasyonlar, en sevdiğim. External pressure dropping. Dış basınç düşüyor. Incoming message. Ay, kaydediyormuş ya. Taba bastım. Patlamaz umarım. Tuvaleti kullan diye görev var ya. New message. Atıkları al. Ha. Allah Allah. İyi. Atıkları gübre kutusuna koy. Ben bunu bayağı kullanırım. Ben bunu bayağı kullanırım yani. Bana torba yetişmez böyle. Ben çok sık kullanırım böyle şeyleri. Ya şimdi bunların tüm bu teknolojileri tek tek yapabiliyorsak. Atık kutusu. Yapıştır. Geri dönüştür. Seradan bir domates al, bir de mısır al. Tamam. Ben bunları kullanırım. Mısır aldık. Bu ne, domates mi bunlarda? Valiyle konuş, doktorla konuş. Niye sadece bir tane alayım ki? Yerim ben bunları. Oh! Bu ne? Brokoli mi? Ne bu? Elim niye havada kaldı lan? Aha, buglandı. Aaa! Evet, daha hala şey yapılmamış. Yani bak, bug olmasında sıkıntı yok. Bug olabilir, sıkıntı olabilir. Öyle olur, böyle olur. Onunla ilgili bir derdim yok. Ama toparlanamaz problemler. Yani böyle kaldı ve hiçbir şey yapamıyorum yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Böyle kaldı. Şeyi de açamıyorum. Paneli de açamıyorum. Neyse. Ne yapacağız şimdi? Bir de gidip şunlarla konuşmayı deneyelim bakalım ne olacak. Ya bug olabilir ama böyle takılı kalması sıkıntı. I hope that the rest was good. There will be no opportunity to laze around for the next few days. Your predecessor has left you. That's fine. As I said, there's plenty of work as you wish. Oh, and one more thing. Tamam. Sigorta. Sigortaya takalım. Sigorta aldık da.
Doktor üst katta mı? Burası ne? SA. Camdan baktığında ötesi yok gibi gözüküyor. Camlara öyle bir resim koymuşlar ki. Halbuki öyle değil ama yani. You definitely look better. I won't examine you. It was just an excuse. I'm glad you're here because I wanted to talk. This is sort of a local tradition. No, it is not. I came up with. Tamam, çok hikaye kasmışsınız da umarım oyun boyunca böyle gitmiyordur bu ya. I am responsible for this. Hadi tamam. Come back if new message. Ya umarım oyun boyunca böyle şey değildir bu muhabbet çünkü. O iş öyle olmaz yani. Hasarlı sigortayı değiştir. Şunu da aç bakayım. Bu mu hasarlı sigorta? Yok canım bu değildir. Tamam. Buraları da kapatalım. Oğlum niye gittikçe ısınıyor lan oda? Dur bakayım kasa mı? Yok kasa da öyle sıcak değil. Sıcak ama öyle sıcak değil yani. O kadar da değil. Şimdi sigortayı değiştirdim. İyi güzel de ben burada ne yapacağım nereden bileyim ki? Joe 2 emici onar ve çalıştır. Ha, dur bakayım. Hı, ısı düştü. Başlat. Oldun mu? Patlamayız değil mi? Ekrandaki tüpü doldur düğmesine bas. Hangi tüpü de olur? Ha, olmuş. Oksijen dolu tüpü. Ha, okey. Burada ne oluyor? Limitsiz oksijen kaynağı mı oluyor şimdi bu? Doldurulmuş oksijen tüpün donan. Donan. Var zaten. Oy, bayağı bir şey toplamışım ha. Ne varsa üstüme almışım. Toplanan sebzeleri yemek haline getir. Peki. Şimdi bak. Şu ana kadar sıkıcı. Evet, böyle zor nefes alıyorum hatta. Ama bunların hepsini yapabiliyorsak eğlenceli olabilir. Domates at. Mısır at. İşlem. Oo, 4 tane. Bir paket yemek ye. Peki. Bu mu? Nasıl yiyeceğim bunu? Tüket. Oldu mu? Devre kartını al. Robotu test et. Robotu mu? Robot mu? Bunu açarsan patlamayız değil mi? Patlarız gibi bir hisse kapıldım ama ya basınç farkı yok ki. İç basınç ve dış basınç aynı. Yanlış mıyım? Yani burada patlama olayı zaten basınç farkından yaşanmıyor mu? Öleceğiz galiba.
Ha neyse izin vermiyor. Buradan dışarı mı çıkacağız ya? Dur bakayım. Benim gideceğim yer 1 saat içinde ciddi sıcaklık düşüyor. Akşam oluyor yani. Okey. Evet, gideceğim yer bu tarafta. Ama buradan geçemiyorum. Nasıl olacak o? Yani buradan geçmem lazım. Evet. Şuraya gitmem lazım. Buradan buradan geçemiyorum. Buradan geçemiyorum. 3 tane yer var oraya giden. Tamam. Dur. Burası mıydı kapalı diğer? Evet. Üçüncüden de bir geçiş vardı. Oraya gidelim. Oradan değil buradan gidecekmişiz. Öyle. Oyun öyle istiyor çünkü. Allah Allah. Oradan da geçemiyoruz. Sebep ne şimdi bunlardaki? Bunu niye yaşıyoruz biz şu anda? Ha. Mekana geldik. Mekana geldik. Baby. Koltuk yok lan burada. Lan yoksa Rover'ın parçalarını falan da mı biz yapıyoruz istediğimize göre içini falan? Eğer öyleyse var ya. Oo, o kadar detaylı mıdır? Robot kontrol paneli. Spotty'nin vücudu. Putin'in vücuduna monte mi edeyim? Motor var, rover var. Dur bakalım göreceğiz. Spooty kim bilmiyorum da bu kartı ona takmaya gidiyorum şu anda. Umarım Spooty buna hazırdır. Ya bu elinde tuttuğu şeyler evet. Buglanıyor yani. Kart hala elimdedir umarım. Yani yolu uzatmışsın da oyunu niye böyle bir şey yaptınız bu oyunun başını böyle yaptınız? Çok da anlam veremedim. Yani şu anda tek umudum umarım kart hala elimdedir. Aman ama sıkmayın insanı. Vallahi sıkmayın yani. Kapatacağım şimdi. O olacak yani. Oradan geçme. Ta anasının gözünden mi dolaşıp da oraya gideceğim? Sen salak bir şey istiyorsun diye. İç basınç. Ha, burada farklı. Buradan dışarıya mı çıkıyoruz? Hava kilidi. Iris. İçeride mi dışarıda mı şimdi? İçeride gibi gözüküyor. O zaman buradan çıkmayayım. Kart gitti bence. Kart artık benimle değil. Kaskını tak. Tak kaskını bayılacağım şimdi. Şimdi bayılacağım şuraya. Ha, kaskı takınca kendi açtı. Temperature warning. Ha, bu zaten dışarıdaymış. Robot Spotty'nin vücudu. Elektronik kart elimde mi? Peki, hala bende mi elektronik kart?
Robot kontrol paneli. Ha. Ne bu? Üçte. Ha, elimdeymiş. Tamam. Incoming message. Gary ile konuş. Hello Gary. Huh? And what's the point of the board if Spotty still doesn't work? How am I supposed to test it? Just pack on Spotty the missing. When you're done, newbie, put. Once you're done with Spotty, then you can. And one more thing. Don't get. Ya bunun sesi var. Buna ses eklemişler. Incoming message. Ha, böyle yapıyoruz. Kablo 999 ne lan? New item. Low temperature warning. Ne yapacağım bunu? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum ben ne yapayım? Evet. Ne yapacağız peki şimdi? Ne oluyor lan? Oksijen tüpüm falan mı bitiyor diyorum. Açlık, kuvvet, yorgunluk. Bu ne? Bu ne? Kostüm pili. Niye nefes nefesiyim? Ben onu anlamadım. Olay ne yani? Yani çünkü tüpüm de dolu, her şeyim var. Soğuk dedin, içeri girdik ya. Sen daha ne istiyorsun? Kes lan. Fener inşa et. Beacon olmasın o. Planlar. Fener nerede ki? Fener. Bu ne lan? Isıtıcı falan var mı burada? Aa, sağlığım düşüyor benim. Allah Allah. Anlamadım. Ne yapacağım şimdi? Havanın ısınmasını mı bekleyeceğim? Yani oyuna böyle başlatmak oyuncuları çok akıllıca bir şey değil yalnız. Ne yapıyor? Yavaş yavaş artıyor canım. Ha. Şunu bir şöyle yapayım. Yani bu çok akıllıca bir şey olmamış. Oyunun başında bunları yaptırmak. Ya da ben hikayeyi seçtiğim için mi bunları yaşıyoruz? Yani hayatta kalmayı seçsem, yani o free ortadaki seçeneği seçseydim, daha mı mutlu birer insan olarak hayatımıza devam edecektik? Ha? Öyle mi yapsaydım acaba? Uykum var. Pilim bitiyor. Ne o? Bir iki parça takacağız oraya. Yani çok durumunda değil yani. Öyle diyebiliriz. Çünkü fener dediğin şey nerede onu bile bilmiyorum.
Işık direği mi? İşte böyle oyunları neden İngilizce açtığımda bir cevap olsun bu da. Işık direği. Niye ışık direği yapayım ya? Fener inşa et. Bu ne? Aa, kablo sistemi var lan. Taktım mı onu ben şimdi oraya? Yani fener inşa et diyorsun da ben feneri nasıl inşa edeceğim? O konunun orasını anlamadım yani. Işık direği var yani inşa et demek iyi güzel de. Işık direği mi koyacağım acaba yoksa? Koy anasını satayım, ışık direği koy. Low temperature warning. Niye koyuyorsam ışık direğini zaten var burada. Garip. Garip. Burada oyun dili var mı? Dur bakayım. Şu orijinalinde ne yazdığını merak ediyorum çünkü. Burada da yok. Kontrolde zaten yoktur. Yani Türkçe çevirmişsiniz de anlamıyorum yani. Şimdi fener, fener ne? Fener diye kastettiğin şey beacon mı? Yoksa bildiğin fener mi? Yani fener şunu aynısından bir tane daha yapıyor. Biliyorum eğer şey yaptığın oysa. Ki çok doğumlu değil. Yapıyorum. Tamam. Ah. Nereye döndürüyoruz bunu ya? Aha koydum bile. Yangın mı çıktı? Ha bu muydu yani fener dediğin ışık direği? Yani umarım herkes anlamıştır neden oyunları orijinal diliyle oynadığını. Yangın çıktı ve herkes olduğu yerde duruyor. Devre kartını onar. Bence keşke hikayeye başlamasaydım ya. Keşke şey yapsaydım yani. Serbest modu açsaydım. Yani çünkü şu anda bunu izleyen herkes öf ne sıkıcı oyun deyip zaten oyundan vazgeçmiştir diye düşünüyorum. Ama ben sabırlı bir insanım. Ne oldu lan? Aha. He. Bunu otomatik tamir ediyoruz. Orada devre kartlarını otomatik tamir ediyoruz ve gemi kalktı gitti. O ne? Comfort'ı nasıl mı geliyor? Camdan dışarıyı göremiyorum abi. Sen şu anda camdan dışarıya bakıyor gibisin. Oha! Hani ses yok. Ne oldu? Müziği mi eklediler acaba oradaki sesleri? Allah Allah. Aha dondu. Vallahi patladı oyun. Galiba patladı. Eyvah.
Mokoko. Lütfen bekle, birkaç dakika sürebilir mi? Birkaç dakika. Mars gezegeni yükleniyor. Yani keşke o araya biraz daha çalışsaydınız. Camdan dışarıyı göremiyordum. Gemi kalktı, kum fırtınası gibi bir şey vardı. Sonra cam patladı falan. Cam patladığında benim kaskım yoktu. Yani normalde ölmüş olmalıyım. Acaba ne oldu? Neyse ki yazılar değişiyor. Yoksa dondu diyecektim yani. Alt F4'ü yapıştıracaktım. Yaşam destek sistemleri etkin başta. Ha, şimdi oyuna başlıyoruz galiba. Öyle mi? Dur şu kamerayı da açayım da. O kadar çok zevk aldık ki şimdiye kadar böyle... O kadar eğlenceliydi ki. Ulan kaskım yoktu benim. Patlama olurken kaskım yoktu. Dur bekle, bekle. Şu müzik... Ha neyse, müzik değişmiş galiba. Ne oldu? Geri sayaç başladı. Lan! Oradan değilmiş. Buradan da değilmiş. Ha yeşil olan, ha yeşili takip edeceğim. Yeşili takip edeyim, tamam. Kes lan. Aksiyon sahnesi yapmış adamlar ya. Şurada yeşil var. Eğil, eğil, eğil. Hah, yeşil şurada. En azından işaret koymuş. Da bu süre sonunda yetişebilecek miyim oraya? Orada, o da başka bir konu. Roket sen olmadan uçtu, üste kaç haydi. Nereden gideceğim lan? Roket sen olmadan uçtu. Şaka gibi. Lan? Yeşil buradan gidiyor. Ya dalga mı geçiyorsun sen? Ne yapacağım lan burada? Aha dur. İt. Hiç böyle bir mekanik göstermemiştin dingil. İnsan bunu mekaniğini gösterdi böyle bir durumda kullanacaksan. Kes. Asansörü kullan. Ha, bu şeyden de çıkamıyorum. Yoldan da çıkamıyorum. Heh, hadi bakalım. Tamam, kurtardık mı? Ne? Ne? Merdiven mi kullanayım? Merdiven nerede?
Sen bunları bana göstermezsen... Oha! Bu kadar hızlı çıkmayı beklemiyordum yani oraya. Wow! Ne oldu şimdi? Kurtardık mı? Paçayı kurtardık mı onu söyle. Aa, bindim gidiyorum valla. Bindim gidiyorum. Aha. Failure mı? Aa. Ha, klasik uzay oyunu başlangıç sahnesine geldik. Okey. Kapsül kazasıyla başlıyoruz. Klasik uzay oyunu başlangıç şeyi. Abi bu şunun ya. Gerçekten niye hala bunu yapıyorsunuz? Ya bunu siz bilmiyor musunuz bu kadar? Artık. Neyse. Çalan müzik ne alaka burada? Mars'tayız. Yani okey. O kadar yanlış bir müzik seçimi ki bu arada böyle bir oyun için. Gerçekten enteresan bir kafa. Evet, tam bir klasik uzay oyunu, uzay hayatta kalma oyunu başlangıç sahnesi. Bravo. 2023'te oyun yapıyorsun ve hala aynı şeyi kullanıyorsun. Bravo. Okuyor o zaman. Ha, kafamı da oynatamıyorum. Direkt çarpacak mıyız? Ha, paraşüt açılacak mı yoksa? Bence paraşüt de açılmasın. Direkt çarpalım ölelim yani. Son saniye iticileri çalıştı. Tam 52 dakika sürdü oyuna başlamamız. Yani bir oyun yapımcısı için, bir oyun yapımcısının kesinlikle yapmaması gereken konulardan bir tanesi, olaylardan bir tanesi. Evet, oyun başladı. Oyun şimdi başladı. Aranızda oyun yapacak varsa, özellikle hayatta kalma oyunları. 52 dakika sürdü oyuna başlamamız. Bunu yapmayın. Sakın yapmayın. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde artık oyunu, yani asıl oyun bir sonraki bölümde aslında oyunu göreceğiz de ne olduğunu. Arkadan da konuşuyor vır. Neyse. Beğendiyseniz ki sanmıyorum. Sıkıntıdan ölmüşsünüzdür. Bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölüm bakacağız. Oyun oynanabilir mi oynanamaz mı? Bir sonraki bölüm bakacağız. Bu bir saatte bakamadık. Çünkü kendince yaptığı bir hikayesi vardı. Onu yaşadık bir saat boyunca. Ne gereği varsa artık. Bakalım. O zaman görüşürüz bir sonraki bölümde. Bye bye.